Arkadaşlar merhaba. Dün Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Milli Savunma Üniversitesi sınavına dair bilgiler paylaştı. Bu bilgileri sizlerle paylaşmadan önce birkaç cümle etmek istiyorum. Son bir aydır beni takip eden takipçilerimiz mülakatlarla ilgili benim ne söylediğimi, hangi tarihleri işaret ettiğimi hatırlarlar. Henüz Mayıs ayının ortasında Milli Savunma Üniversitesi mülakatlarının Temmuz ayının sonunda yapılabileceğini buradan söyleyerek spor mülakatlarına yönelik çalışmamız ve özen göstermemiz gerektiği konusunda sizlere tavsiyede bulunmuştum. Şu an karşılaştığımız tablo benim ne kadar haklı olduğumu gösteriyor. Bu konunun haricinde bir de sınava dair bilgi alınabilecek kaynaklar sınırlı. Adaylar resmi kurumlardan bilgilendirici açıklamalar bulamadığı için internette ve sosyal medya platformlarında bilgi arayışına koyuluyor. Bunun akabinde de yalan yanlış bilgilerle karşılaşmamız mümkün arkadaşlar. Sözün özü şunu demek istiyorum. Milli Savunma Üniversitesi gibi bir kurum her adayın bilgiye eşit şekilde ulaşamayacağını dikkate almalı ve sınava dair değişiklikleri resmi olarak duyurmalıdır. Yapılan duyuruları adaylar yönetim kadrosunda bulunan kişilerin sosyal medya paylaşımlarını takip etmek zorunda kalmadan kolaylıkla bilgiye erişebilmelidir. Peki 2020 Milli Savunma Üniversitesi sınavında nasıl değişiklikler oldu? Öncelikle Milli Savunma Üniversitesi sınavı ikinci seçim aşamaları çağrısı 13 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. Çağrılacak aday sayısı toplam 47.000 kişi olarak duyuruldu. Bütün aşamalar bittikten sonra Milli Savunma Üniversitesi okullarına toplam 3.700 aday kayıt yaptırma hakkı kazanacak. Okullara göre kontenjan dağılımlarına baktığımızda Kara Harp Okulu 1.080 öğrenci alacak. Bu sayının 40 tanesi kadın öğrenci olacak. Deniz Harp Okulu 233 öğrenci. Bunların 8'i kadın, 2 tanesi de sahil güvenliğe kadın olarak alınacak. Hava Harp Okulu 225 öğrenci alacak. Bunların da 12 tanesi kadın öğrenci olacak. Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu 1022, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 516, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu 596, Bando'da 80 öğrenci alacak arkadaşlar. Mülakat tarihleri de okul okul ayrılmış durumda. İlk mülakatlar Hava Harp Okulu'yla 20 Temmuz 4 Ağustos arasında yapılacak. Devamında Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu 5 Ağustos 20 Ağustos tarihleri arasında, Astsubay Meslek Yüksek Okulu da 21 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Yani başlangıcından sonuna kadar 6 haftalık bir mülakat süreci olacak. Önceki yıllarda mülakat 3 hafta sürüyordu. Bu yıl salgından dolayı 6 haftaya çıktı arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bir diğer değişiklik de fizik yeterlik testi konularında oldu. Salgından dolayı 2 konu durarak uzunlatlama ve basketbol topu fırlatma testten çıkarıldı. Ve şu an fizik yeterlik testinde 400 metre, barfiks kol çekme ve mekik olmak üzere 3 konu bulunmakta. Konuların puan dağılımı da şu şekilde. 400 metreden tam puan aldığınız takdirde 60 puan, barfiks kol çekmeden 20 puan, mekik hareketinden de 20 puan olarak belirlendi. Şu anki açıklamaya göre bir konudan sıfır alınma durumu değişmedi. Yani bir konudan sıfır alınabilir. Bununla alakalı da herhangi bir değişiklik olursa sizinle yine paylaşacağım arkadaşlar. Rektör yardımcısının duyurmuş olduğu bir diğer durum da aday değerlendirme puanının nasıl oluşturulduğu. Bununla alakalı ben öncesinde sizlere bilgi vermiştim. Rektör yardımcısı da benim bilgime paralel bilgiler verdi. Aday değerlendirme puanı oluşturulurken YKS puanının %55'i, fizik yeterlik testinin %15'i, sözlü mülakat puanının da %30'u etkili olacak şekilde açıklandı. Sınavla ilgili bütün aşamalar bittikten sonra kayıt ve yerleştirme işlemleri 31 Ağustos 13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ek yerleştirmeler de 14-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak arkadaşlar. Eğitim öğretimin başlaması da harp okulları için 5 Ekim, Astsubay Meslek Yüksek Okulları için de 19 Ekim 2020 olarak belirlendi. Bu paylaşılan bilgiler ve tarihler Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısının vermiş olduğu bilgiler. Sınavla ilgili birçok soru işareti var arkadaşlar. Bunlarla ilgili resmi bir açıklamanın da tescillerin sona ermesinden sonra
27 Haziran tarihinde yapılacağını düşünüyorum. Ancak söz konusu Türkiye'de sınav olunca yapılan her açıklamanın ertesi gün değişme durumu var. Bugün sınavla alakalı bu bilgiler paylaşıldı. Ancak yarın Milli Savunma Bakanı tarafından sınavda değişiklik yok, sınav aynen yapılacak şeklinde açıklama duyarsanız şaşırmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sınavlar ile ilgili değişiklikler ve süreç ile ilgili sizlere bilgi paylaşımı yapmaya devam edeceğiz. İlerleyen zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.